zaten daha fazla oynuyor diyebiliriz. İyi olan kazansın diyoruz maçtan önce. Asildaroğlu peynirlerinin sunduğu Xbox Club TV 3. maça hazırlanmakta. Güvenle alır lezzet değerim. Güvenle alırız, lezzet değeriz. Asildaroğlu dedik. Reklamımızı da yaptık. Günlük olarak 25 TL'mizi de aldık. Aslanlar kırmadılar bizi. Sponsor oldular. Hep birlikte onları yürekten alkışlıyoruz. Yeni sponsordan bir kahve içebileceğiz. Bakalım. Ya adam hakikaten pingi yüksek. Aynen öyle. Bugünkü maçta Jamaica TV şu ana kadar Xbox Club ve 3 Türkiye Ligi'nde hiç puan kaybetmedi. Ve yedikleri gol sayısı sadece 5. Ama Raptors'un şu anda 7 puanı var. Bir maç eksiği de var ama oynanmayan Bandelli'nin maçı yüzünden onların da yedikleri gol 5. Yani Jamaica TV 34 tane gol atmış. Raptors sadece 5 tane gol atmış. Yani Raptors'un kazanmak için herhalde 1-0 gibi bir skora ihtiyacı var diye düşünüyorum şu anda. Kazanırsa ona yakın bir skorla kazanma ihtimali çok yüksek. Dediğin gibi istatistikler böyleyse. Ve kaptanlar şimdi tokalaştı. İki tarafta birbirine kafa tokuşması yaptı tekrardan. Jamaica'nın gözleri açıldı. Mikic'in 7'si biraz küçüldü ama Dwayne'in 6'sı tabii ki yerinde. Şimdi maç başlamak üzere ama galiba formalar ters oldu. Ters mi oldu? Dostluk adına böyle oynasınlar. Birbirleriyle formalarını değiştiler. Öyle biliyorum. Böyle güzellikleri de oluyor Expo'nun biliyorsunuz ki. Ya da formanın yarısı Jamaica TV, yarısı Raptors forması olsun. Keşke olabilse. Keşke olsa öyle bir opsiyon ama maalesef Mario öyle bir şey getirmedi. Kendi Expo kurucusu. İletişime geçtik. Güzel şeyler yapacağız dedik. Bundan da yanıt bekliyoruz. Ve maç başladı. Sabey köşede çok şık bir hareketle topu uzaklaştırmak isterken Dwayne Mikic'e karşı. Mikic topu orada köşeye attı. Dwayne de köşeye attı. Şu an içeri doğru dönmek istedi. Jamaica TV. Tehlikeli başladı. Mikic, Dwayne. Gördüğüm kadarıyla oyunu yığmak istiyorlar. Rakip köşeye. Jamaica TV çok uzun zamandır birbiriyle oynayan bir arkadaş ekibi ve dropları da mesela çok iyi yapabiliyorlar her maçta özellikle. Ama bakalım ne olacak. Mikic gol atmaya oynayacaktır çünkü şu anda gol krallığında. Sabri ise girmedi. Topu direkt olarak köşeye götürdü. Pasifçe bir hareket. Çok hoş değil ama gol yemekten iyidir derken Leonardo. Sabri gene ön planda. Sabri takımını sırtlayan isim oldu Leonardo. Sadece topu köşeye atmaya yönelik ve rakibi boğmaya, onları artık illallah ettirmeye yönelik bir taktik izliyor. Şimdiye kadar da çok başarılı oldu bu taktikte Jamaica TV. Güzel bir performans sergilediler gerçekten. Dwayne topu uzaklaştırmak isterken Jamaica'ya attı Leonardo. İçeri dönecek mi, dönemeyecek mi? Squad kaydı, pause gelmesi lazım, gelmedi. Squad yandım Allah dercesine koşuyor sağda. Jamaica, Dwayne bir top kaybı şimdi. Mavi takım uzaklaştırmak isterken kısa düştü. Mikic çok tehlikeli orada. Birebir de etkili olduğu bilinen bir isim. Jamaica hiç riske girmeden uzaklaştırdı top ederek Mikic'e orta geldi. Dwayne. Kırmızı takımın, Jamaica'nın baskısı çok büyük. Şu anda topu çıkarmaya uğraşıyor Raptors takımı Dwayne. Subway şu anda kontrolden bırakmıyor. Olmadı. Jamaica bir risk aldı sanki ama bu da bir risk. Çıkmadı. Bir şey olmadı. Subway. Birebir de Leonardo çok etkili. Yüz yüze geldiler ama Subway kaptırmadı topu. Vardan şimdi sektiriyor, bekliyor. Bir atak şansı bulmayı bekliyor belki de. İçeri doğru dönebilse tehlike. Çok baskılı olmuyor gerçekten. Jamaica riske de girmiyor. Top 2-2 bir şekilde mücadelenin ortasında kaldı. Squat bu çıkartabilir. Çok büyük bir tehlike. Squat aşağıya döndü. Dwayne. Yapar mı? Acaba? Leonardo Squat. Sekse. Belki biraz daha hızlı gitse gol şansı. Çok güzel çıkarttılar şimdi Jamaica TV ekibi. Mikic, Subway doğru yerde açıldı. Doğru müdahale ama Leonardo atabilir mi? Squat. Pikni haliyle kurtardı. Ben takımımı her pozisyondan kurtarırım mesajı verdi adeta. Squad, Leonardo'nun başarılı performansına rağmen kurtarmaya başardı. Şimdi Subway vurabilse güzel olacaktı. Mavi takım adına Jamaica çok etkili. Leonardo
içeri dönmek ister gibi yaptı. Ama topu kaptırdı. Dwayne squat'a. Squat ayaklarıyla belki birkaç yüz metre daha hazırlık koşusu yapsaydı yetişebilirdi. Leonardo bir perde. Jamaica. Leonardo. Maçı durdurmamız gerekiyor. Pause dedik. Şu anda kamerayla alakalı bir problem. Görüntü yönetmenimle iletişime geçiyorum. Teknik bir aksaklık var maalesef. İki takım da şu anda ısınmış vaziyette. Kameraman arkadaşım. Şu anda ben odanın içinde P dedim ve kamera yeniden geldi. Kamera geldi. Görüntü yönetmenimle iletişime geçiyorum özelden. Evet, hazır mıyız hocam? Aşağıdan yazabilirsiniz. Zannediyorum skor tabelasını güncellemesi gerekiyor bunun için. Skor tabelası güncellenir evet. Ama önemli olan gönüllerimizdeki tabelanın güncellenmemesi, daima sabit kalması ve dostluk kazanması dedik. Ve maç başladı şimdi. Mikic. Squad'a, squad. Jamaica. Leonardo'da, Leonardo. Ninja kaplumbağalardan sonra yeni bir serüven arıyormuş kendisi. Öyle duyduk. Jamaica. Subway. Uzaklaştır. Ah. Olmadı. Ah ah. Ayakların nerede? Selçuk. Ergün. Ya da Ergün. Hiç fark etmez. Jamaica. Squad. Squad. Şimdi pingli oynuyor. Hakikaten pingli oynuyor bu adam ya. Ya şaka maka. Baya böyle hani kör dövüşçüler gibi hisleriyle oynuyor adam. Ama çizgiden top çıkardı. Ama evet yani. Tam aynı zaman. Şans bir daha denk gelir mi acaba? Evet bu işler. Bakalım. Dwayne. Squad. Jamaica. Birebir. Birebir de zaten etkili olan isimler bunlar. Özellikle 2'ye 2 kalmaya çalışıyorlar hatta. Dwayne. Mikic. Yine Leonardo. Şu anda iki takım da sanki oyunu köşede istiyormuş gibi bir hal var. Yani çünkü özellikle... Subway de köşeye gittiğinde topu özellikle sektiriyor. Rakibi bekletiyor. Yani birbirlerinin sabrını deniyorlar. Benim gözlemlediğim kadarıyla. Dwayne. Leonardo'ya karşı. Leonardo. Leonardo. Dwayne'i geçti. Subway. Gördüğünüz gibi. Kendisinin güvenini hiçbir şekilde boşa çıkarmıyor. Kendi kendine olan inancını bir kez daha arttırıyor ve köşede güzel duruyor. Mikic güzel döndü içeri. Leonardo of! Attı. Dwayne'in boyu yetmedi. Boyu yetse durum şimdi hala 0-0'dı. Son saniye golü. Aman çocuklar! Aman çocuklar döndürmeyin! Leonardo. Leonardo'nun güzel denemesi ama başarısız oldu. İlk yarı 1-0. Jamaica'nın üstünlüğüyle sona eriyor. Ne zannediyorum Raptors hiç oynanan bu 6. haftadayız. 5 hafta boyunca hiç farklı bir skorda yenilmedi diye düşünüyorum. Unutmuşluğum olabilir. Ama şu anda 1-0 yeniliyorlar ve genelde kontra hata oynayan bir takım. Acaba yıkılıp daha fazla mı gol yiyecekler yoksa beraberde mi oynayacaklar? Ya tamamıyla şu anda onlara bağlı. Çünkü Jamaica zaten köşeye yıkan bir takım. Ayrıca da skor üstünlükleri mevcut şu anda. Ama göreceğiz bakalım. Bence Jamaica aynısı gibi oyunu devam ettirecek. Önemli olan Raptors şu anda. Raptors'ın bir moral ve motivasyon konuşmasına ihtiyacı varmış gibi geldi bana. Subway. Leonardo'ya karşı top köşede. Skorun da üstünlüğüyle daha hızlı, daha atak bir şekilde başladı. Jamaica takımı. Mikic, Mikic, Mikic. Subway orada ama maalesef, maalesef. Ben Dwayne'de ufak bir kontrol kaybı görüyorum. Ooo, squad. Atar mı? Atar mı? %60 ihtimalle atması attı, lazım onu. Attı. 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 Döndürmedi. Güzel bir hareketli durum. Şimdi bir yerim. Maça heyecan geldi adeta. Çok güzel bir drop. Çok güzel bir drop. Leonardo içeri dönse büyük tehlike. Mikic. Subway. Attı. Subway. Ah Subway. Vah Subway. Çok güzel oynadın ama. Rakip de çok etkili. Squad. Şu an maça gerçekten heyecan geldi. Mikic çok tehlikeli bir hareket yapacak gibi oradan. Squad, Mikic. Mikic geriye döndü Jamaica. Aşağıda. Leonardo. Squad'a top geçer mi? Geçmedi. Subway güven tazeliyor rakibine. Hayır. Leonardo. Yapmayın, yapmayın. Böyle goller yenmez. Yemediniz yani gerçi. Bir defans oyuncusu olarak bir defans yalnız kaldığında çok üzülüyorum. Az önce Subway'e üzüldüm o yüzden. Yani çok zor durumda kaldı zaten çocuk. Yapsın. Her topu da ben çıkaracak değilim ya. Dercesine kış attı zaten. Subway. Squad içeri dönse dönemedi Dwayne.
2-2 oynuyorlar şimdi squad. Çekmeye yönelik bir hareket. Çekemedi Leonardo. Top şimdi Mikic'te. Mikic güzel kapattı. Jamaica çiftlerse yukarı dönecek şimdi. Squad. Güzel şut. Güzel. Aman yarabbi. Jamaica. Jamaica. Ben de buradayım. Hareket yapayım dedi adeta. Mikic kaleye direkt bir şut. Subway. Subway. Her zamanki Subway'liğini yapıyor Mikic. Aslında onun Mikic topu köşede oynamaya yönelik bir hareket. Leonardo içeri vursa tehlike. Vurdu. Mikic kaydı galiba orada. Ne oldu emin olamadım. Şu anda tamamen Mikic köşelerden orta açıyor Leonardo'ya ve bu şekilde gol atmaya çalışıyorlar. Jamaica'da güzel kapatıyor. Birinci geçti Jamaica. Mikic'e pas. Dönerse senindir dedi ama döndürmediler orada. Jamaica uzaklaştıran isim oldu yeniden. Çok aktif bir maç oluyor bir yandan da. Mikic içeri dönebilse de Leonardo. Vey. Leonardo'nun bu şekilde kaleden dönen muhtemelen 3. 4. şut. Yani Mikic ortaya açıyor, Leonardo vuruyor, kaleciden dönüyor. Güzel bir fake denemesi geldi orada Mikic'den. Sabbe'yi yemedi. Leonardo. Leonardo içeri pas. Mikic çok tehlikeli bir hareket. Ama Sabbe yine güven tazeledi takımında. Mikic, Dwayne, Leonardo. Jamaica yukarı döndü. Şimdi Mikic. İleri doğru bir pas gelecek mi? Geldi. Leonardo bir geri pas düşüncesi atmadı. Şimdi bir hareket bekliyor orada Mikic'den ama perde başarısız oldu. 3 kişilik bir savunma var şu anda. Jamaica. Uzaklaştıran isim squad oldu ama bir pause geldi. Ping 57'ye kadar geldi muhtemelen. Rajivo'yu oyunu alacak ya da kendisi devam etmek istiyor. İğneyle oynuyordu bildiğim kadarıyla squad. Taraftarlar akışlıyor. Rasivo oyuna girdi. Rasivo bakalım nasıl bir hava katacak maça. Rasivo şu anda kaslarını gösteren bir avatarla birlikte sahada. Mikic. Orta sahaya Subway. Girdi şu anda. Subway, Dwayne. Top şu anda Leonardo'nun önünde. Leonardo. Evet şu anda Subway. Dwayne yeniden orta sahaya geldi. Dwayne. İlk golü böyle yemişlerdi bak. Dwayne orada topa yetişememişti ama şu anda yetişti. Rasivo güzel çekti önüne. Jamaica uzaklaştıran isim olacak mı? Oldu. Mikic. Leonardo ile güzel bir ikili oyun. Leonardo. Güzel kesti. Mikic attı. Mikic orada. Kaleciyi tutmuştu. Subway şimdi birebir. Uzaklaştıran isim oldu. Jamaica ileri doğru atması beklenen bir oyuncu. Mikic'den güzel bir hareket gelmedi. Leonardo içeri dönmeye çalışacak şimdi. Dönmedi. Mikic'e attı. Subway. Güven tazeledi takımında. Şu anda Mikic'e karşı. İç boş şu an. Leonardo. Subway'e karşı Subway kaybetmedi topu. Rasivo ileri doğru atmaya çalıştı. Atamadı. Leonardo kenardan geçirmedi. Subway artık köşeye götürmekten bir hal oldu. Topu çıkaralım dercesine bir bakış attı. 3 kişilik savunmayla artık biraz risk almaları gerekiyor. 3 kişilik savunma yapmamalılar bence. Kırmızı takım adına konuşmak gerekirse. Jamaica, Mikic, Leonardo. Mikic tekrar Leonardo'ya. Leonardo, Mikic, Mikic. Müthiş bir gol olacaktı ki. Kırmızı takım yani savunması. 3 kişiyle defansta bu kadar fazla aynı pası izin vermek gerçekten büyük bir sıkıntı. Hem de takımın moral olan çöküşü çok yüksek bir derecede oldu. Jamaica yukarı attı. Son 30 saniye. Sapeyle çıktı. La Mikic atarsa atamadı. Uzaklaştıran isim Dwayne. Jamaica'ya karşı Subway. Subway artık yeter dedi. Ben çıkarım atarım dedi. Gerekirse kalemden çıkar atarım dedi. Subway topu kenara aldı şimdi. Leonardo'ya karşı 3 kişilik bir savunma var. Jamaica TV tarafında. Rasivo. Rasivo son 10 saniye. Subway. Allahu Ekber diye yardırmaya çalıştı oradan. Yardıramadı. Dwayne ileri doğru atan şimdi Mikic. Rasivo birinciyi geçemedi. Yiyecekler mi? Yemediler ama. Olmadı. Maçın skoru 2-1. Jamaica TV'nin üstünlüğüyle bitti. Jamaica TV memnun ayrıldı maçtan. Tebrik ediyor iki tarafta birbirini tekrar. Bravo, bravo sesleri kulaklarımıza kadar geliyor buradan. Gerçekten tebrikler. Güzel oyundu.